Şebnem Hanım limonata almak için evinden çıkıp markete gidiyor. Bu markette de limonun suyu oranı %50-60 arasında ise ideal limonata olduğunu öğreniyor diyor. Buna göre hangi marka limonatayı seçmesini istiyor? Ben direkt doğru cevaptan yola çıkıyorum. Limonun suyu oranı DD olan 2,2 bölü 4'ten 150'ye çevirmek için bunu 25 ile çarparsak paydam 100 olur. 25 ile 4'ü çarparsam. 2,2 ile de 25 çarptığımda 55 olacaktır. Yani %55 oldu sonucum. Bu aralıktadır. O yüzden cevabım D marka. Bir tane de zıt örnek verelim. Mesela B marka limonatayı 2 bölü 5 bunu 20 ile genişletirsek 40 bölü 100 yapar. O da %40'tır. Fakat bu aralıkta ideal limonata aralığında değildir. Bu da ters bir örnek vermek istedim. Cevabım D seçeneği. İkinci soruda ise yukarıda eşit hacimli 3 tane kova ve bu kovaların içinde su miktarları gösterilmiştir. D kovasında herhangi bir su miktarı yok. Burada D kovasındaki su miktarı olamaz diyor. Bunun için bilgi vermiş. A kovasındaki su miktarından az yani %70'ten aşağıda. B kovasındaki su miktarından fazla yani %30'dan fazla olmalı. Fakat C şıkkında %25 yüzdelik olarak 30'dan fazla olmadığı için cevabım C. Şu öğretmen tahtaya ondalık sayılarda sıralamaya ait bir örnek vermiş ve B rakamının yerine gelecek sayıların toplamını istiyor. Şimdi burada baktığımızda 5 tam 8264. Burada da 5 tam 8268 olabilir mi? Yani B yerine 6 yazabilir miyim? Evet, 64 68'den küçük. 64 78'den de küçük yani 7 rakamını da yazabilirim B yerine. 88 8 rakamını da yazabilirim. 8288. Fakat 9 rakamını yazamam çünkü 9 rakamını yazarsam bu ikisi birbirine eşit olmuş olur. O yüzden bu 9 rakamını yazamam. Yazabileceğim sayılar 6 artı 7 artı 8'den toplarsam hepsini 21 edecek cevabım B seçeneği. Yukarıdaki A noktasında bir sincap vardır. Sincapın 4 birim sağında, 1 birim aşağısında fındık vardır diyor. Sincapın 4 birim sağı, 1 birim aşağısı C noktası oluyordur. Fındığa ulaşmadan önce D noktasına giden sincap D noktasından fındığa gitmek istemektedir diyor. Buna göre aldığı yol. Yani biz sincapımızı önce D noktasına ardından C noktasına indireceğiz. Bu yolu takip ettiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yol almıştır diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği. Bir sitoda 3 blok, her blokta 4 kat ve her katta 3 daire vardır. Yani her blokta 4 kat olduğuna göre 4 katlı bir bina. 4 katlı bir bina çizecek olursak 1, 2, 3, 4 katlı bir bina. Ve her katında 3 daire var. Yani 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı daire, 4 numaralı, 5 numaralı, 6 numaralı daire diye yukarı doğru 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı daireye kadar çıkacaktır. Şimdi biz bir örnek vermiş. 3. blokta 2. katta. 3. blok 2. kat 6 numaralı daire 326 sayısını oluştururken bu mantıkta en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz 9 basamaklı bir sayı oluşturmak istiyorsak ve en büyüğü kullanmak istiyorsak 3 bloklu bir daire olduğu için en başta 3 rakamı kesinlikle bulunur. Çünkü ilk sayılar bloğu temsil ediyor. Şimdi A ve D şıklarını o yüzden eledim. Sonra devamında C şıkkına baktığımda İkinci rakam yani 9 rakamı bizim kat sayımızı gösterir. 9 katlı bir bina değildir. 4 katlı bir binadır. 4'ü geçtiği için bu şık da yanlıştır. Şimdi buraya geldiğimizde 3 ikinci sayım 3 oluyor. Yani 3 katlı bir bina. 9 numaralı daire. Bakın burada karıştırmamız gereken nokta bu. 9 numaralı en fazla da 12 numaralı daireye kadar var. O yüzden B şıkkı bu şartları sağlayan en büyük değerdir diyoruz. 3 kız arkadaş 600 santimetre uzunluğundaki bir ipin kendi boylarına uygun olacak şekilde sırasıyla 3'te 1'ini, 4'te 1'ini ve 5'te 2'sini kesip ip atlama yarışmasına katılıyor.
Herkes kendine uygun ipi aldıktan sonra kalan ipin uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi 600'ün 3'te 1'i 200 yapar. 3'e bölersek buluruz. 600'ün 4'te 1'i 4'e bölerek bulunur. 150'dir. 5'te 2'si 5'e böleriz. 2 ile çarparız. 240'dır. Ve bu üçünü topladığımız zaman 590 bulacağız. İp 600 santimlikte 10 santimlik kısmı kalmış olur cevabıma seçeneği. Sıradaki sorumda bir manavdaki meyvelerin 1 kilogram fiyatları verilmiştir diyor. En pahalıdan en ucuza. Şimdi bu çözümlemelerimizi biz yazarsak eğer 4 çarpı 10 üzeri 0 4 TL 92 kuruş olur. Çileği yazarsak 5 TL 35 kuruş olur. Armutu yazarsak 5 TL 49 kuruş. En son domuzu şöyle yazalım. 10 lira 75 kuruş. En pahalıdan diyor. Demek ki en pahalıdan yazacaksak önce muzu yazıyoruz. Bunu sağlayan sonra armut, sonra çilek, en ucuzu da elma. Cevabım C seçeneği. Hasret masadaki 3 kutuya 4'er ceviz koymaktadır. Toplamda da 69 ceviz var. Yani ilk etapta her kutuda 24'er ceviz. Sonra her kutuda 8'er, 12'şer, 16'şer, 20'şer. 20'şer koyduğumuzda 60 etti. Daha 69 cevizi var. Ben diyorum ki her kutuya 24'er ceviz gelsin. 48 yaptı. 69 olabilmesi için en son 3. kutuya 21 ceviz kalsın. Şimdi 1. kutudaki ceviz sayısının 3. kutudaki ceviz sayısına oranı, yani 24'ün 21'e kesir olarak yazılıp sadeleştirilmesini istiyor. Bunları da 3 ile sadeleştirirsem 8 bölü 7 yapacaktır. Yani verdiği oranı tuttuğu için cevabım ikinci kutuda 24 tane, birinci ve ikinci kutuda 24 tane cevizin olması, üçüncü kutuda da 21 tane cevizin olması olacaktır. Bir programda A noktasına göre B noktası 3 birim yukarıda, 1 birim sağda. Okullara bakarsak 3 birim yukarıda, 1 birim sağda. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. İlk şıkkı incelediğimizde silip C noktasının B'ye göre konumu. B'den 1 birim aşağıda, 2 birim sağda dememiz lazım ama hem sola hem yukarı birbirine zıttı gitmiş. Cevabı A seçeneği. Bir meyve bahçesi farklı türlerde meyveler ekmek ya da dikmek için aynı büyüklükte bölümler ve meyveler gösterilmiştir. Bu meyve bahçesinde en kısa yoldan bir bölümden başka bir bölüme uçan kuşlardan hangisi diğerlerinden farklı uzunlukta uçmuştur? Şıklara bakacak olursak muz bahçesinden portakal bahçesine 4 birim uzunluk çizdim. B şıkkına bakacak olursam karpuzdan portakal bölümüne diyor. Şimdi silip karpuzdan portakalı çiziyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim çizdim. A, B birbirinden farklı. Şuraya 4, şuraya 5 yazalım. C şıkkı her şeyi belirleyecek. Elma bahçesinden armut bahçesine çiziyorum. Bakın buradan yürüdüğüm yollar 1, 2, 3, 4 birim uzunlukta. Yani muhtemelen D şıkkı da şu an 4 birim uzunlukta olacaktır. O yüzden cevabım farklı olarak B şıkkıdır. Yukarıda soruyu okuduğumuzda yapılan sınava göre 4 öğrencinin başarı puanı verilmiş. Şimdi bir tanesi verilmemiş. Bakıyorum o nereye denk geliyor? Şöyle pembe. Kamil'in sınav puanına bakacağız. Doğru olan şıktan gidelim. Bu arada önemli olan paydaları yüzde toparlamak olabilir. C şıkkını yüzde genişlettiğimde 65 bölü 100 olacaktır. 65 bölü 100 1 bölü 2, yani %50'yi geçmiş olabilir. Mesela %45 olamazdı. Çünkü %45 olsaydı, bakın bunun grafiğinden fazla, yani 50'den fazla bir şıkkı bulmam lazım. D şıkkı da olamazdı çünkü %72, 72 bölü 100. Ona da baktığımızda onu da sınırlandıran Dursun'un notu var. 0,7, o da %70'tir. Onu sınırlandıran not da odur. Yani bizimki 70 ile 50 arasında bir puan alacaktır. O da C seçeneği. Yukarıdaki verilen modellemelerden
hangileri doğrudur diyor. Şimdi 17, 17, 17 şöyle 17'yi 4 kere toplarsam diyebilirim. 17'yi 4 kere toplarsam 4 parantezinde 17 yazılabilir. Şurada da çarpma işlemi, modellenen işlem bu olabilir. İkinci modellenen işlemde 3 tane 12, 3 tane de 9 var. Onu da bu şekilde modellemiş. Evet, bu da doğrudur. Üçüncü modellemem şöyle olacaktı. 2 parantezinde 5 artı 11 olacaktı. Üçüncü modelim yanlış. Cevabım D seçeneği 1 ve 2. Bu soruda şekiller verilmiş ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler. Bunu da 4 ile çarpıyorsun. Örneğini göstermiş. Bunu da 3 ile çarpıyorsun. Örneğini göstermiş. Biz bunu da 4 ile çarparsak 32 olur. Bunu da 3 ile çarparsak 27 olur. Arasında da bir çarpma işlemi var. Yani 32 ile 27'nin çarpımını istiyor. Bunların çarpımı 864 çıkacaktır. Son olarak bir de çıkarma işlemimiz var. Ve bu kutudan da 32 sayısı gelecek. 32'yi çıkartırsam 864 eksi 32, 832 olacaktır. Cevabım B seçeneği. Aşağıda bir sitenin 3 adet su tankının görüntüsü verilmiştir. 3. tankın su doluluğunun kesir olarak gösterimi hangisi olabilir diyor. Şimdi burada baktığımızda 7 bölü 9, 2 bölü 12 bunların arasında olması lazım. Benim değerim. Şimdi eğer 1 bölü 12 dersem olmaz. Çünkü 2 bölü 12'deki su miktarından şekle göre fazla olmasını istiyorum. 10 bölü 9 tam yapacaktır bunu. 23 bölü 36 paydalarını eşitleyecek olursak hepsinin şöyle silelim. 7 bölü 9'un paydasını 36 ile eşitlersem 28 bölü 36. Bunu da 3 ile çarparsam 6 bölü 36 olacaktır. Yani 6'dan fazla, 28'den az. Cevabım D seçeneği. Bu soruda da yukarıda 3 yapının yükseklikleri verilmiştir. İnşaat Mühendisi Burcu Hanım, Bursa AVM'nin uzunluğu Yeditepe Plaza'dan alçak Görbak siteden yüksek olacak şekilde tasarlayacaktır. Buna göre Bursa AVM'nin uzunluğu ne kadar olmalıdır diyor. Yani 13.52'den büyük. O yüzden B şıkkı olamaz. A şıkkı olamaz. 23,23. Bu da 23,5'tir. Sonuna bir sıfır atmamda sakınca yok. Yani 23,5'tür. D şıkkı da olamayacaktır. Fazla olur çünkü Yeditepe Plaza'dan. Fakat C şıkkı 13,7 metre. Gayet bu iş için uygundur, cevabım C. Aşağıda 4 marka otomobil ve bunların sezon sonu indirimleri vermiş. En uygun arabayı almak için hangisini seçer diyor. Şimdi her araba için %30 indirim var. %30'u bulmak için 200'ü 30'la çarpıp 100'e bölmemiz lazım. Kısa yoldan 100'leri sonundaki sıfırları sadeleştirirsek ilk arabadan 60.000 TL indirim alırım. 60.000 TL indirimle Toy Car artık 140.000 TL'ye satılır. 150 bin liralık arabayı 20 ile çarparsam ve 100'e bölersem 30 bin liralık indirim alırım. 120 bin liraya satılır artık. 180 bin liralık bir arabayı 40 ile çarpıp 100'e bölersem sıfırlarını silip 72 bin liralık indirim, yani 108 bin liraya satılır. 140 bin liralık bir arabada 14 bin lira indirim yapılırsa 126 bin liraya satılır. Buna göre en uygun araba tekrar cevabımız B seçeneği olur. Atılım fabrikasında çalışan ücretleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. 10 işçi, 2 güvenlik ve 2 şef çalışıyor diyor. Ocak ayında. Ocak ayını hesapladığımız zaman 28.776 TL tutar ödemek zorundayız. Şubat ayında da 8 işçi, 3 güvenlik ve 3 şef çalışıyor. Bunları da tabloyla 8 işçi 1678 ile 3 güvenliği 2458 ve 3 şefi 3540 TL ile çarparak 31.418 TL'de Şubat ayında ödediği ücret gözüküyor bir fabrikanın. Buna göre Şubat ayında ödenen ücret Ocak ayında ödenen ücretten ne kadar fazladır diyor. Bunları birbirinden çıkardığımda 2642 TL edecektir, cevabım B. Virüslerden, mikroplardan kurtulmamız için virüslerin yapısından daha yüksek pH'lı gıdalar tüketmemiz lazım. Koronavirüs etkileşimi aslında pH'e duyarlıymış. 6.0'da etkili ancak pH 8'de etkisini yitirmektedir. Yani biz 8'den yüksek
meyvelere bakmamız lazım. Buna göre cevapları kontrol edersek, mesela A şıkkında portakal. Portakala bakıyorum, 8'den yüksek olabilir. Çileğe bakıyorum, 6,35. Maalesef 8'den yüksek olmalı. A şıkkı gitti. Sarımsağa bakıyorum, bakın etkili 13,2 çünkü 8'den yüksek. Bunda da yine çilek var, gitti. Yine C şıkkında sarımsak, ananas, ikisi de yüksek. Portakala bakıyorum, portakal da 8'den yüksek. Ve son olarak avokado da 8'den yüksek. Cevabım C seçeneği. 360 mililitre uzunluğundaki bir mumun önce %30'u yanıyor. Şimdi %30'unu bulmak için 30'a çarpıp 100'e böleceğiz. Sıfırları otomatikman kaybediyorum. 36, 3 kalıyor. Bu da 108 yapar. Yani 360 mililitre bir mumun 108 mililitresi yanıyor. Geriye kalan kısmın diyor. Daha sonra geriye kalan, bakın şurada daha sonra kalanın. Geriye ne kadar kalmıştır ona bakalım. 2 daha eklersek 110. 110, 50 daha 160 yapar. 252 mililitresi geriye kalmıştır. Sonra bunun %50'si. Şimdi 252'nin yarısından bahsediyor. Bunu da hemen 2'ye bölelim. 5 geldi. 2 kere 4. 1 kaldı. Yukarıda 1, 2 var. Evet. 126 mililitre de burada gitti. Geriye doğal olarak 126 mililitre kaldı. %50'si bittikten sonra. Sonra alt kısmından 26 mililitre de, yani 126'dan 26'da daha çıkıyor. Ne kalıyor geriye? Buradan da 100 mililitre artık mumum kaldı. Buna göre kesilen kısmın kalan kısmı oranı. Kesilen kısım 26 idi. Kalan kısım 100. Direkt buna göre hazırlanmış. %26. 5C sınıfında öğrenim gören Tuana yazılı haftasında ders çalışmak için bir program hazırlıyor. Ve uyku saatini hesaplamak istiyor. Biliyorsunuz ki bir günümüz 24 saattir. Ama biz onu 23 saat 10 bölü 10 diye yazacağız. Sebebini birazdan anlatacağım. Çünkü hepsinin paydasını ona eşitlemek istiyorum. Ders çalışma süresi bir ders için 2 tam 10'da 4. Şimdi kaç dersim var? 1, 2, 3, 4 tane dersim var. 2, 4 tane dersten 8 tam 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 de 4 bölü 4 yapar. Yani toplamda 9 saat derslerime vakit ayırmışım. 7 bölü 5, yani 14 bölü 10'da yemek saatimi kullandım. 2 ile genişlettim. Ondan sonra 8 bölü 10, her dersten sonra da bu molamı kullandım. 8 artı 8 artı 8 artı 8 artı 32 bölü 10'da bu yaptı. Toplamda 42 bölü 10, yani 4 tam 2 bölü 10'da buradan gelmiş oldu. Yani ben 4 tam 2 bölü 10 ve 9 tam, toplamda da 13 tam 2 bölü 10'u tükettim. Geriye kalanı uyuyacağım. Geriye 23'ten 13 çıkarsa 10 tam kalır. 10 bölü 10'dan 2 bölü 10 çıkarsa 8 bölü 10 kalır. Sadeleştirirsem 4 bölü 5 yapar. Cevabım D seçeneği.